masa üstüne atıyorum. Buradan hocam istediğiniz gibi erişebilirsiniz. Dilediğiniz gibi de yazabilirsiniz. Sağ ol İzzet. Dünyada elle yazan bir tek insan kalmıştı. O da bugün bırakıyor. Hocam sizin için o kadar pazarlık ettim ki neredeyse üstüne para alacaktım. Teşekkür ederim İzzet'ciğim. Belki de sayende bitirebileceğim romanımı. Ne? Roman mı yazıyorsunuz hocam? Yani deniyorum işte. Cezaevinin ilk yıllarında başlamıştım. Epeyce de yazdım orada. Şimdi de devam ediyorum inşallah. Konusu ne hocam? Konusu bir gün yayınlanabilirse, sen de okuyabilirsen öğrenirsin. Peki adı ne hocam? İnci Taneleri. İnci Taneleri. Hocam bu otelde her çeşit insan kaldı. İlk defa bir roman yazarı denk geliyor. Roman yazarı değilim İzzet. Roman yazmayı deneyen bir insanım sadece. Roman denenir mi hocam? Siz 10 yıl yazacaksınız belki 1000 sayfa, ondan sonra denedim olmadı. Olur mu hocam? Yazarlıkta bu söylediğin çok güçlü bir ihtimaldir. Hatta yayınlandıktan sonra bile aslında bir çöp yazdığın anlaşılabilir. Allah çok heyecanlandım hocam. Yalnız iyisiniz. Yani bu oteldeki tek yazar sizsiniz de ben de tek okuyanım. Öyle hocam. Sen de yazıyordun bir şeyler yanlış hatırlamıyorsan. Pavyonu yazacağım demiştin hatta. Evet, evet hocam. Yani benimkiler daha çok karalama da. Getireyim mi hocam? Bakmak ister misiniz? Sonra bakarım tabii. Tamam. Tamamdır hocam. Sağ ol İzzet. Tekrar teşekkürler. Hocam ileride burayı müze yaptığımızda 103 numaralı otelde kalan yazar olarak sizin odanızı muhafaza edeceğim. Kıyamam bu otele, yapma öyle şey. Bozmayalım burayı. Görüşmek üzere hocam, kendinize iyi bakın. Sağ ol İzzet, sağ ol. Güzel oyuncak. O zaman yeni bölüm başlığımız Mısır Palas Oteli insanlara, otelinin insanlara. Örneğin Dilber. Mısır Palas Oteli'nin önünden geçecek olsanız muhtemelen fark etmezsiniz. Kalorifer yanıyor yazısını. Günaydın. Oo, Özgür Bey. Hoş geldiniz. Ne büyük zevk. Cihan. Geldiğimi söyler misin kardeş? İzzet benim adım. Hatırladım. Vay be. Deli gibi oğlunu aramış ve sonunda bulmuş bir babaya geldiğinizi söylemek benim için büyük zevk olacak. Eyvallah. Ben söyleyeyim o zaman. Alo. Merhaba hocam. Hocam size çok güzel bir haberim var. Özgür Bey geldi. Evet. Evet. Lobiye alıyorum hocam. Tamamdır. Görüşmek üzere. Haber verdim. Buyurun. Lobiye geçelim. Tavırlarınız çok benziyor. Nasıl? Babayla yani. Aslında çok normal ama her seferinde şaşırtıyor insanı, öyle değil mi? Nasıl, anlamadım. Yani çocuğun babasına ya da annesine benzemesi normal aslında. Ama çocuk benzese de şaşırıyoruz, benzemese de, öyle değil mi? Hani aa çok benziyor, aynısı ya da hiç benzemiyor gibi. Evet, evet. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba hocam. Hoş bulduk. Ya siz böyle sürekli burada buluşur oldunuz ya hocam. Ben vallahi ağlamamak için kendimi zor tutuyorum ya. Sen hazır duygulanmışken çay mı getirsin? Tabii. Çay? Çay. Şeker kullanıyor musunuz? Yok. Babasının oğlu ya. Tamam hocam, hemen geliyor. Hocam.
Dün gece ulaşamadım sana. Yoğunluk biraz da. Nasıl geçti peki bu yoğunluk? Güzel. Her şey halloldu. Halloldu. Nasıl halloldu acaba? Sırat ne oldu? Sahibine teslim ettik. Hatta yeni bir videosu bile çıktı. Peki kız? Bunu Necmi hallediyor. Nasıl hallediyor? Ben buraya başka bir şey konuşmaya geldim. Ablam. Ne dediler tam olarak? Öbür aile yani. Sen bir tedavi falan dedin. Bulacağız merak etme. Birlikte. Buyurun. Sağ ol İzzet. Afiyet olsun. Çınar'ın bir güzel oldu. İzzet. Gel gel. Ablam. Azem odasında yok. Çıktı mı? Yok içeride. Oğlu geldi. Ciddi misin? Evet. Ay ben de göreyim meraktan çatlayacağım. Koşun koşun. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Selamlar efendim. Ben Yıldız. Can. Çok memnun oldum genç adam. Genç adam mı? Öyle deniyor filmlerde. Ay yapma ya. sık sık geliyorsun artık buralara ne güzel. Gözümüz aydın değil mi Asem? Tabii. Keşke benim oğlum da. Neyse. Bu gece açılış gecemiz var. Geliyorsun değil mi? Ay Özgür, keşke sen de gelsen. Nereye? Onu konuşuruz. Dilber, bakarsın. Zahir gelebilir. Ben çok korkuyorum. Yalnız bırakmazsın beni. Tamam Dilber, konuşuruz. Hadi tamam. Kızlar çıkıyoruz. Aha. Ooo hocam. Cihan mı diyorduk, Özgür mü? Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam çocuklar siz. Çıkabilirsiniz sonra. Evet, tamam. Sonra. Görüşürüz. Bye. Görüşürüz efendim. Eyvallah. Arkadaşlar nerede çalışıyorlar? Açılış falan. Bir müzikolde çalışıyorlar. Müzikol? Hı-hı. Müzik ol. Sevdim mi Bahar? Yediğin dayağı sordu. Aleyna ediyorum. Sevdim mi Bahar? O da seni sevdi mi?
Parayı ben veriyorum. Hep ben ödüyorum. İkinizin de beni sevmesi gerekmez mi? Ha? Cevap versene! Ama siz bu adama konuşamayacak kadar çok dövmüşsünüz. Olmadı ki. Neyse. En azından dinleyebiliyorsun. Şimdi Sırat. Bu senin yaptığının cezası ölüm. Ama senin durumunda bu haysiyetli bir son olur. Ben haysiyetli düşmanlarımı öldürürüm. O yüzden seni ibreti aleme emsal yapmaya karar verdim. Arkadaşlar bunu nasıl yapacağız? Herkes bir toplansın. Dikkatle izleyin. C1'den C7'ye kadar. Aşağısı T1'den T12'ye kadar. Şimdi sizden ricam T1'den T12'ye kadar bütün kemikleri kıracaksınız. Beyzbol sopaları. Güzel. Bu sporu yapmıyoruz ama sopasının kıymetini biliyoruz çok şükür. Sen omurgasız biri olduğun için o kemikleri hak etmiyorsun demektir. O çocuğu bana getirin. Temizlikçi 3 ayda bir geliyor galiba. Niye ki? Yani banyo biraz şeydi. Bekar evi burası. Kusura bakmayın Aleyna Hanım. Ay rica ederim Necmi Bey. Yakışmış. Ne? Bornoz. Yani biraz böyle rutubet kokuyor gibi ama idare edeceğiz artık. İlginç bir mahcubiyetin var senin. Ne mahcubiyeti? Nerelisin sen? Diyarbakır. Arada bir modellik yapıyorum. Bir açılışa gitmiştim oraya da. Öyle gezemedim tabii. Modellik yapıyorsun. Niye, ne oldu? Ya, o kadar güzel değilsin de. O yüzden dedim. Beni beğenmiyor musun? Yani. Niye gözetliyorsun o zaman beni? Gözetleme mi? Ne diyorsun sen ya? Uyurken beni seyrediyordun. Ben mi? Hadi canım. Bir ara baktım üstün
açılmasın, gece ev soğuk oluyor diye. Ne kadar düşüncelisin, teşekkür ederim. İnsaniyet için yani, şey değil. Neyse, hadi bir an önce giyin ve git. Nereye gideceksen. Nereye kaçmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Nasıl yani? Hırsızlık mı yapalım? Yok be. Tırnak bakımı falan. Bu ara acayip para yapıyor millet. Tırnak bakımından. Evet. Tırnak bakımından söylüyorum yani. Bu ara her yerde açılıyor ve hepsi çok güzel iş yapıyor yani. Biz bilmiyoruz ki o işi. Bildiğimiz işi yapacaksak yanmışız. Bilmediğimiz işi nasıl yapacağız? Dükkan açacağız kızım. İş kuracağız. İşi bilen insanları yanımıza alacağız. Patron olacağız ya. Bugüne kadar hep başkaları bize emir verdi. Şimdi biz onlara emir vereceğiz. Pardon, bakar mısın? Bir tane çay alabilir miyim? Bakayım. Vazgeçtim. Bir tane ayran alabilir miyim? Patronluğun da ne saçmaymış Yıldız. İsteğe bak. Çay, ayran. Kız bari İskender isteseydin. Ya misal yani. Ay misal ne senin. Selamünaleyküm. İlber, biz Yıldız'la barıştık biliyor musun? Hadi canım. Kız niye söylemiyorsun? Söylemiyorum çünkü yok öyle bir şey. Ya tam barışmadık da barışmaya başladık gibi. Devamı gelir artık. Hadi arkadaşlar, hadi. Bugün büyük gün, bugün açılış gecesi. Yıkılacak bugün dükkan. Sağ ol canım, eline sağlık. Sağ ol aşkım. Rica ederim. Gördün mü bak konuyu nasıl dağıttı? Sevmeye başlayacak bence. Hadi hayırlısı. Ha. Alo. Anne. Alişan. Nasılsın? İyiyim annem. Sen neredesin? Dedemgildeyiz. Öyle mi? Geçmiş bayramın kutlu olsun karıcığım. Oğlumu ver lan. Oğlumu versene gerizekalı. Bak senin yüzünden ne hallere düştük. Ben kaçak oldum. Çocuk okula gidemiyor. Sen neden böyle yapıyorsun ya? Oğlumu versene kardeşim. Dilber akıllı ol. Bu sonun son ikazım. Ne diyor? Alişan'ı memlekete götürmüş. O Yelda'nın dediği gibi. Ne demiştin sen onun kocasına? Sümsük mü demiştin? He? Hı? Ya kızım gülerken bana niye haber vermiyorsunuz ya? Ben de çok sevinçliyim. Yalnız burada sevinecek bir şey yok Zerre. Zahir aradı. Ha? İyi. O zaman yakalanır salak. Dinliyordur polis. Zerre başka numaradan arıyor. Ha. Ha sen o silahı ne yaptın? Bakmadın mı öyle? Allah aşkına bak söyle. Delikanlı gibi. Ya bir git Allah Allah deli midir nedir? Ben sana kurban olurum ya. Herkes yer içer. Demek sen kahve seviyorsun ha? Hı hı. Sen çay. Hatırlıyorum. Evet. Başka ne hatırlıyorsun? Bizimle ilgili. Pek bir şey hatırlamıyorum. Okuldan dönmüştüm. Evin önünde bir kargaşa vardı. Başka da çok bir şey hatırlamıyorum.
Peki o günden öncesiyle ilgili ne hatırlıyorsun? Öncesi. Güzeldi galiba. Çok güzeldi. Her şey o kadar da güzel değildi aslında. Senin haberin yoktu sadece. Nasıl yani? Ablamın bir arkadaşı vardı. Pisliğin tekiydi. Hani şöyle okulun önünde bekleyen olur ya. Onlardan biriydi. Annem biliyordu. O çocuklarla görüşmesin diye bağırıp çağırıyordu sürekli. Ama sen eve gelince konu kapanıyordu. O grupta her şey vardı. Ablamı da onlar bozdu. Sonu da uyuşturucu oldu demek ki. O kadar tartışmalarının sebebi buydu demek ki. Hı hı. Neden bana söylemedi acaba anne? Sen çok sinirliydin. O zamanlar. Evet. Şu Dilber Hanım. Senin sevgilin mi? İşte geldiler. Merhaba. Gene mi siz? Kusura bakmayın Hasan Bey. Halil Beyefendi, Halil. Halil Bey, sadece 5 dakika konuşabilir miyiz? Hoş geldiniz. Halil, misafirleri kapıda bekletmek gibi bir adetimiz yok bizim. Anne. Hele gelen Nehir'in babasıysa. O zaman kapı ağzında durmayalım. Buyurun. Ayakkabıları çıkarır mısın? Yok, buyurun hiç. Özgür. Oğlum, Nehir'in küçüğü. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de. Neden ilk geldiğinizde babası olduğunuzu söylemediniz? Bilmem. Önce buradaki durumu görmek istedim herhalde. Düzen bozmamak için. Peki neredeydiniz bugüne kadar? Ben uzunca bir süredir cezaevindeydim. Cezaevi mi? Hı. Yapmayın. Sebebi neydi? Ayıp olmazsa.
Bir iftira yüzünden. Benim kendime attığım bir iftira yüzünden. Nasıl? Anlayamadım. Hep iftira derler zaten. Nasıl? Ne güzel diyorum. Birileri suç işliyor, acısını biz çekiyoruz. O yaşta çocuğu almayalım diye 1000 defa söyledim. Halil. Ama dinletemedim ki Pervin'e. Hayır, anlamıyorum ki. Biz ne yapıyoruz şu anda? Hani ne istiyorsunuz bizden? Halil. Bir şey istemiyoruz. Sadece Nehir'i yatırdığımız tedavi merkezinin adresini. Belki oradan bilgi alabiliriz. Sonra da bir daha da sizi rahatsız etmeyiz. Ben onun hayatta bile olduğunu sanmıyorum. Halil, ne münasebetsiz bir konuşma bu böyle. Anneciğim, bu insanlar onu umursamış olsaydı zaten. Beyefendi, laflarınıza biraz dikkat edin. Özgür. Onun kahrından benim karım hasta oldu. Hiç alakası yok. Atamadın şu sabit fikri zihninden. Geçmiş olsun. Sağ olun. Herkes yaşaması gerekeni yaşar. Yaşamak istediğini değil. İyi, bu gece de kaldı o zaman. Ne kadar iyi insanlarsınız ya. Hamza. Kalmadı böyle hiç. Başkası olsa ben... Çoktan olmuş. Ne demek canım, insaniyet tabii de. Ama senin de bir noktada gitmen lazım yani. Tamam. Aslında düşünüyorum da. Benim için bir çıkar yolu yok. Reyaz eninde sonunda bulur beni. Yurt dışına kaçsan nasıl bulacak? Bir ihtimal. Bir ihtimal belki öyle kurtulabilirim. Ya ben sana bir şey soracağım. Sen Sırat gibi bir adamla nasıl beraber oldun? Allah aşkına söyle. Sevdin mi gerçekten? Benim hayatımda sevgi diye bir şey yok. Kimse beni sevmedi. Ben kimseyi sevmedim. Benim babam kötü bir adamdı. Bak, benim babam çok kötü bir adamdı. Ben daha çocukken bıraktım erkekleri sevmeyi. Baban kötüydü diye niye hepimizi defterden siliyorsun ki? Çünkü hepinizin bir tarafı babama benziyor.
Sen atsan. Kayıtlarımızda böyle bir isim yok. Bir daha baksanız, olması gerekir çünkü burada tedavi gördüğünden eminiz. Kayıtlarımızda görünmüyor. Görünseydi bile size bu bilgiyi veremezdim. Hastaların yazılı izni olmadan kesinlikle böyle bir şey yapamayız. Anlıyorum da bu bahsettiğimiz insan benim kızım. Yıllar sonra kendisiyle ilgili bir ipucu bulabildik. Muhtemelen o da bizi arıyordur şu anda. Yani ona ulaşmamızın tek yolu... Boşuna konuşuyorum galiba. Hanımefendi, siz böyle yaparsanız insanlar akrabalarını nasıl bulacaklar? Akrabaların da bulunmak istemesi gerekiyor. Ve bunun için yazılı izin vermeleri. Ama yazılı izin için de önce onu bulmamız gerekiyor. İlginç bir. Peki. Sağ olun. İyi günler. Alabiliyor muyuz? Tabii tabii. Merhaba. Evet evet. Az önce çıktı. Yanında bir de genç vardı. Evet öyle söyledi. Hı hı. Tamam. Hiç merak etmeyin. Ben yine de size telefon numaramı bırakayım dedim. Beyefendi. Hanımefendi. Kızımın burada tedavi gördüğünü biliyorum. Belki aklınıza bir şey gelir. Yardımcı olma isteği gibi. İyi günler. Gelip bir merhaba demeyecek misin? İstiyorum ama... Onlar seni ziyarete gelmişti. Hastaneye. Biliyorum. Ama... Onlara nasıl davranacağımı bilmiyorum. Çocukluğumu şahane insanlarımı... Yoksa anneme ihanet eden arkadaşlarımı... Hayatımı kurtardın. Benim için kısa sürede gerçekten çok şey yaptın. Ama ben içimdeki şüpheyi atamıyorum. Ya bunların hepsini kendine affettirmek için yapıyorsan? Onun için yapıyorum zaten. Senin bugün anlattığın şeylerden haberim yoktu. Dediğin gibi hırslı, sinirli, meşgul bir adamdım ben. Evinde neler olup bittiğini bilmemek bir babaya yakışır mı? Bir gün ocağımıza ateş düştüyse... Bunun ilk sorumlusu benim. Öyle ya da böyle.
Gel bir merhaba de. Sevinsinler. Onlar bize iyilikten başka hiçbir şey yapmadılar hiçbir zaman. Bana istediğini söyle. İstediğini yap. Ama onlara ayıp olur. Hadi. Ziyade olsun. Afiyet olsun. Ziyaretçi kabul ediyor musunuz? Özgür. Yavrum. Teyze. Hay maşallah ya. Ya Nergis, sıkma sana çocuğu ya. Hayır efendim, yıllar sonra bulmuşum ben evladımı. İstersem yanında otururum, istersem elini tutarım, istersem de yerli yersiz öperim. Kime ne? Oh be, oh. Yavrum benim. Az kaldı. Mehir de geldi mi tamamdır. İnşallah. Demek kadın bilgi vermedi ha? Vermedi ama bir... Yalan söylüyordun. Bence de. Bence de. Aa, sen nereden biliyorsun yalan söyledi? Kadına baksana. Hem bilgi veremem demiş, hem de burada kalmadı demiş. Bu da bir bilgi değil mi? Nasıl değil mi? Biz öğretmeniz oğlum. Öğrenciler sürekli bize yalan söylerler. Biz de uzmanlaşırız haliyle. Doğru. Ya saçmalamayın arkadaşlar. Bu kurumlar asla bilgi vermezler. Vermeleri de yanlış olur ayrıca. Vermiş işte diyorum ya. Ne vermiş işte? Tamam boş ver neyse. Neyse. Olsun. Yani ne olursa olsun kızınıza doğru bir adım atmış olduk. Evet. Bir yerden başladık işte ise. Ya. Ben müsaade isteyeyim artık. Tamam gülüm. Burayı öğrendin artık. Görüşürüz değil mi? Tabii. Tamam. Ben sizi gördüğüme çok sevindim. Gerçekten. Çok sevindim. Uzun zamandır bu kadar sevinmemiştim. Biz de Özgür. Biz de. Gel 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 ben de bir sarılayım sana şöyle güzel. Koçum. Sıra benden. Görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz. Güle güle oğlum. Bugünleri de gördük çok şükür. Çok şükür. Ben de derse gideyim. Ha bu arada... Ya bir süredir bir şey yazıyorum da. Bir bakarsın belki. Kimse okumadı daha. İnce taneleri.
Roman mı? Yani işte. Vakit çoktu. Bir türlü de geçmek bilmiyordu. Ben de yazmaya başladım yaşadıklarımı. Romanın mı var senin? Hayır kız. Bir roman denemesinin, taslağının bir bölümü işte. Muhtemelen de pek. Ya neyse işte. Bu pek anlamaz da sen bir bak. Bakmaz mıyım deli misin? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne demek? Ben niye anlamıyormuşum? Sen kolay beğeniyorsun. Nergis hocam kıldır. Bir şeye benzemiyorsa söyle de yazmayayım artık. Hadi hadi. Hadi görüşürüz. Ben de okuyacağım, ben de bakacağım. Yok canım. Niye canım? Yok. Ben de bakacağım ya. Otur otur. Dur. Pasaportun niye reyazda? Roma'ya gidecektik işte, vizemize işleri. Oh ne güzel. Biriyle berabersin, ötekiyle Roma'ya gidiyor. Ne güzel değil mi böyle? Uzaktan bakıp insanların hayatını böyle bir şey yapmak. Sen Reyaz Kurdal'ı tanımadan konuşuyorsun. Sırat'la birlikte olursam belki ondan kurtulurum diye düşündüm. Tamam. Evet belki salakçaydı ama ben öyle düşündüm işte. Şey ya kusura bakma dediğin doğru hani başkasının hayatını uzaktan dedin ya. Ama sen yine de üzme kendini ya. Her şeyin bir çaresi bulunur. Hoş geldin kardeş. Hoş da bulduk valla kardeş. Alina ağlıyor da. Teselli şeyinde. Alina niye burada? Gitmiyor. Gidemiyor. Niye? Alina. Senin ortalıktan kaybolman lazım. Sen niye gitmiyorsun? Nereye gideyim? Yurt dışı diyor ama pasaportu Reyaz Bey'de. Niye? Yurt dışına gideceklermiş. Roma'ya. He işte Roma'ya. Ben bu ayrıntıyı bilmesem de olurdu. Hangi ayrıntıyı? Roma'yı. Ne yapacağız peki? Aklına gelmiş olması güzel. Hiç fena değil. Reyaz'ın adamı. Saklan, saklan çabuk, saklan. Dur şöyle. Selam. Ve aleyküm selam. Reyaz Bey sizi ofisine bekliyor. Öyle mi? Tabii müsait bir zamanda. Şimdi. Buyurun.
Evet, sana dil bilgisinden de daral geldiğine göre diğer konularla ilgilenebiliriz. Ne bileyim, tarih. Diğer sözel konular işte. Ama bütün bunlar için hava fazla güneşli değil mi? Evet hocam, bahar geldi. Narenciye çiçekleri açmıştır şimdi. Kokusu kaplamıştır her yeri. Nerede? Bir ara güneyde yaşadım da, Dalaman'da. Bilir misin orayı? Tabii ki de, yani tabii ki. Göce'ye giderken uçak orada iniyor. Orada inmez uçak, oraya iner. Değil mi? Uçak orada iniyor dedin galiba. İşte orada portakal ağaçları, çiçek açar, bütün narenci ağaçları. Dalaman'da, Köyceğiz'de. Emsalsiz bir kokudur. Kutsanmış gibi olur bütün bölge. Bu arada sana hediyem var Ayça Hanım. Sınavı kazanamazsan geri alırım. Didem Madak. Cemal Süreya. Süreyya değil, Süreya. Teşekkür ederim hocam. Annem bana zam yaptı, ben de sana hediye aldım. Annem benim de harçlığıma zam yaparsa ben de size alırım. Senin harçlık benim ücretten fazla olabilir ama. Tamam. Haydi kalk gidiyoruz. Nereye? İlkbahara. Yürüyelim. Hoş geldin delikanlı. Hoş bulduk. Üç kuşaktır avcıyız biz. Ama kadere bak. Az kalsın avlanıyorduk. Allah'tan sen oradaydın. Eyvallah. Otursana. Sağ olun. Uzun zamandır senin gibi yiğit bir delikanlı görmemiştim. Bir de yakından göreyim istedim. Rahatsızlık vermedik inşallah. Estağfurullah Reyaz Bey. Sizinle görüşmek benim için bir şeref. Şimdi sen benim hayatımı kurtardın ve ben sana borçluyum. Bu tamam, bu cepte. Ama kafam biraz karışık. Ayrıca yaşadığım son şey beni derinden üzdü. Gönlümü verdiğim kadın. Bak bana neler yaptı. Geçmiş olsun abi. Öyle mi deniyor? Birisi boynuzlandığı zaman yani. Estağfurullah Reyaz Bey. Acı gerçekle yüzleşmeyen daha acı şeyler yaşar. Neyse, o benim meselem. Şimdi, sen benim hayatımı kurtardın ama benim kafamda bir soru var. Sen bunu neden yaptın? Biz tesadüfen oradaydık. Sırat'la da bir husumetimiz vardı zaten. Sırat'la bir husumetiniz var. Ve siz tesadüfen oradaydınız, öyle mi? Yani. Bak Cihan kardeş. Sırat artık iptal.
birinin onun yerine geçip işleri götürmesi lazım. Ben bu mevkiye seni uygun görüyorum ekibinle birlikte. Bütün galeriler, her şey. Reyaz Bey, merak etmeyin. İnanın her şey eskisinden daha iyi olacak. Ama senden bir ricam olacak. Tabii, buyurun. Bana Aleyna'yı getir. O restorandaki bütün kamera görüntülerini sildirdim. Bir tanesi hariç. Sizi arka kapıdan kaçarken gösteren video. Bunu neden yaptınız bilmiyorum. Ama bana ait olan bir şey sende. Ve hemen geri istiyorum. Sen bana kızı getir. Ben sana şehrin anahtarını vereyim. Tayfun'un tüm hisseleri bizden de %10, öyle mi? Evet. Çuvalla para alır, keyfine bakar. Zaten hiçbir şey yapmadığı şirketle ilgili de hiçbir şey yapmamaya devam eder. Peki sonra ne yapacak? Dedim ya, keyfine bakar diye. Keyfine bakarken de alkolizme devam diyorsun ha? Bu çocuk adam olmaz diyorum. Sen bunu neden anlamak istemiyorsun? Çünkü bu çocuk dediğin bizim küçük kardeşimiz. Farkında değilsen. Ve burası da sadece bir şirket değil, bizim içinde büyüdüğümüz hayatımızın bir parçası. Ve şu anda ailemizi birbirine bağlayan tek şey. Şirket giderse biz de dağılırız bence. Aşırı duygusal yaklaşımların iş dünyasındaki değeri. Dur bakayım, ben bir hesaplayayım bugünkü kur üzerinden. Aa, sıfır. Peki babamın vasiyeti de mi sıfır senin için? Hani bugünkü kurunda? Asla şirketi satmayacaksınız demişti hatırlarsan. Satmıyoruz. Şirkete ortak alıyoruz. %51'le büyük ortak alıyoruz. Ya aile şirketi olmayacağız artık. İyi de 10 misli büyüyoruz. İş dünyası bu kızım. Biliyorsun ki bir noktada duramazsın. Ya büyüyeceksin... ya da küçüleceksin. Alo. Vardın mı sen? Tamam. Ben de yarım saate kadar yanındayım. Kim bu hayatım? Görüşürüz canım. Ne diyorsun? Hayatım konusunda mı? Yok, satış konusunda. Çok sert bir karar. İyi düşünmek lazım. Okuyorum. Yani sonuç? Sonuçta bir şey yok. Normal bir insan. Yani benim gördüğüm kadarıyla. İyi. Gözün hep üstünde olsun. Emredersiniz. İki kalp arasında en kısa yol, birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol. Merdivenden oraya koşuyorum. Beklemek gövde kazan. Hop hop hop, dur dur. Şiir okuyorsun. Ustanın dediğine odaklan. Ne demek istiyor? Ona odaklan. Şiir okuyorum diye düşün. Ne diyor? İki kalp arasında en kısa yol. Basit. İki şehir arasında en kısa. İki kalp arasında en kısa yol. Birbirine uzanmış ve zaman zaman... Biraz tabii sesine birazcık eko verirsen... zarar olmaz. Ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol. Anlat bize konuyu.
Merdivenlerin oraya koşuyorum. Beklemek gövde kazanması zamanı. Burasını ayrıca bayılıyorum. Çok erken gelmişim, seni bulamıyorum. Bir şeyin provası yapılıyor sanki. Bir hafta kızarsa. Kuşlar toplanmışlar, göçüyorlar. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Nasıl? Ben de bir şiir yazdım. Ne zaman? Geçen gün. Ne diyorsun? Sonra Anıl'a okudum. Benimle bir hafta dalga geçti. E yok canım. Vay kereste vay. Ne diyelim? Allah şiirini versin. Bence de kereste. Ne haber Ayşe? İyi. Piknik mi yapıyorsun? Ders yapıyoruz. Hadi ya. Konu ne? Üzüm mü? Neyse, hadi bakalım. Tam kereste derken... Bugün ders burada mı yapılıyor? Evet, duvarlar eğitimin düşmanıdır. Pink Floyd o şarkıyı yaptığından beri. Öyle mi? Anne bak, hocam bana şiir kitapları almış. Ne güzel. Ah Hatice, benim kıyafetler geldi mi? Geldi Piraye Hanım, odanızda. İyi, güzel. İyi dersler. Sağ olun. İyi dersler. Aslında bizim süremiz de bitti. Ya sen bu süre konusunda ne kadar duyarlısın. Bir saniye geçmesine daha izin vermedin. Hep gözün sağa. Neyse tamam hadi. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Hatice. Otursana bir dakika. Bir şey olmaz, otur. Neyin var senin? Bir şeyim yok hocam. Anlat anlat. Ya. Ne diyeyim hocam? Mahallede sizinle ilgili bir şeyler konuşuluyor da... kafamda öyle bir konu varken de konuşamıyorum işte. Ne konuşuluyor benimle ilgili? Burası yeri değil hocam. Sonra konuşuruz. Haklısın. Ama sana söyleyeceğim şey şu... Sen ne olursa olsun kendi hayatına odaklan. İnsanlar hep başkalarının hayatını didikleyip dururlar. Sen öyle yapma. Sınav düşün sadece. Bu arada da... sana da bir kitap aldım. Madem avukat olacaksın... sınavı beklemene gerek yok. Şimdiden ol. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. İki kalp arasında en kısa yol... birbirine uzanmış... ve zaman zaman... ancak parmak uçlarıyla değebilen... iki kol... Merdivenlerin oraya koşuyorum. Beklemek gövde kazanması zamanın. Çok erken gelmişim, seni bulamıyorum. Bir şeyin provası yapılıyor sanki. Kuşlar toplanmış göçüyorlar. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Şiirmiş. Pavyonda ne okuyor acaba? O konu kapandı diye biliyorum. Konu derken? Ortada bir konu mu vardı? Ya hayatını tam olarak bilmediğimiz birine çocuğu emanet etmek. Bilemiyorum. Pavyon mavyon benim iyice kafam karıştı. Yok canım. Adamın öğretmenliğinde bir sorun yok ki. Onda yok da kendisinde var. Öyle değil mi?
gelip bize burada ince dersler veriyor. Ama kendi hayatına gelince... Yani... Bilmiyorum. Vallahi ben de çok şaşkınım açıkçası ama ya... Herkesin özel hayatı deyip geçmek lazım bazen. Ya insanlar niye böyle? Ya özellikle erkekler niye hiç kimse göründüğü gibi değil? Niye herkesin içinden başka bir şey çıkıyor hep? Kendi işimize mi baksak biz? Mesela yapacağın şu konuşma için hazırlansak. Konuşma mı? Ne konuşması? Aa, dernekteki konuşma. Biz onu kabul ettik mi? Evet. Ay yapma ya, en sevmediğim şey. Toplum önünde konuşmak. Basında olacak bu sefer. Aman ne güzel. Ne güzel. İyi hadi gel. Hadi buyurun. Nasıl pişirme ya? Bak kesin kes buharda pişireceksin. Hani kaburgayı dolduracaksın ama çok pirinç koymayacaksın. Hani sonra şişecek ya. Pilav pişirmeyi biliyorum Necim. Kaburga dolmasından bahsediyorum. Et yemiyorum demiştim ya. Et nasıl yenmez ya? Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk. Selam. Selam. Gelsene bir şöyle. Ne oldu, ne diyor patron? Durum şu. İşlerin başındayız, geçiyoruz. Ne diyorsun? Yok mu işte bu? Yalnız bir şartı var. Nedir? Kızı istiyor. Ne? Bizde olduğunu biliyor. Alemin kara üzümü namıyla maruf Dilber, hayata karşı direnişini sürdürürken edebiyatı yine yarım bırakmak üzere yazarın odasına girdi. Gel. Zahir aradı gene. Alişan'ı memlekete götürmüş. Her an bir yerlerden çıkabilir. O yüzden... tabancamı geri alabilir miyim lütfen? Kendimi savunurken onu vurursam daha az ceza alırım değil mi? Nefsi müdafaa şeyinden. Ya Dilber, yalvarırım unut bunu artık. Ayrıca sana saldıran kişi silahsızsa öyle işler değişir yani. Nefsi müdafaa falan olmaz. Sen kullanıyorsun ama silah. Caydırıcı olarak. Tamam işte, ben de öyle kullanacağım, caydırıcı olarak. Zaten elimde tabancayı görünce beni dövemez. Biz ne konuşuyoruz şu anda ya? Elimizde ruhsatsız bir tabanca var. Allah bilir daha önce hangi suçlar işlenmiş. Hemen kurtulmamız gerek ondan. Tamam, ver bana kurtul. Geliyorsun bu gece değil mi? Yok Dilber, ben artık... Azam ne olur. Bak korkuyorum. Sadece Zahir'den değil, kendimden korkuyorum. Bir daha karşıma çıkarsa tutamam kendimi diye. Sen silahı bana vermeyince... ben bir bıçak aldım yanıma, onu da sana söyleyeyim. Bıçak aldın. He. Ama sakın isteme, onu vermem. Yanımda bir şey olması lazım Azem. Tahmin edeyim. Zerrin'in bıçağı. He. Biraz değişik bir bıçak. Kelebek derler buna.
Memnun oldum. Daha önce tanışmıştık zaten. Biliyorsun değil mi? Sushi'yi de seviyorum. Çevreme bunu bir türlü anlatamıyorum. Yadırgıyorlar nedense. Yahu diyorum, nimetin forsu olmaz. Neticede bu da Japon pilavı, öyle değil mi? Doğrudur abi. Bu da enteresan bir şey. Turp aslında. Wasabi diyorlar. Aslında acı olan bir şeyin adının da asabi olması çok enteresan değil mi? Güzel şakaydı. Keşke gülseydin. Hangi şaka abi? Ne? Sen niye geldin buraya? He. Dilber'in manitası var ya abi. Evet. O gelince haber ver demiştin. Geldi abi. Dilber'i çağır buraya. Hemen abi. Siz de eminim kendinize aynı soruyu soruyorsunuz hocam. Ne olabilir acaba o soru? Biz iki entelektüel şu an burada ne yapıyoruz? Kütüphanede mi olmalıydık? Hayır, çelişkili bir durum değil mi hocam? Sushi sever misin Dilber? Hayırdır abi, çağ atlamışsın. Çiğ köfteden sushi'ye. İşte bu anlayış çok yanlış. Hangi anlayış? Neyse. Konumuz neydi? Konumuz mu? Abi beni sen çağırdın buraya. Yine o adamı getirmişsin buraya. O adam ne abi? Azem Hoca. Benim erkek arkadaşım aynı zamanda. Ben yalnız o adama değil, buraya manita getirilmezse karşıyım. Sen şimdi başka bir masaya oturacaksın. O adam karşıdan pis pis sana bakacak. Hoş mu bu? Abi, Zahir peşimde ve sen hiç yardım etmiyorsun. Azem de benim yanımda gelmezse ben de buraya gelemem. Hadise çıkarırsa benim canım çok sıkılır. Benim canım sıkılırsa da ben de can sıkarım. Yok yok, merak etme. İşinin başı. Yapmam ama gülerim bak. Gemileri yaktım sönerim bak. Mezarımız yan yana olsa da orada da sırtımı dönerim bak. Hadi yürü anca gidersin yak. Sorana da selam edersin yak. Bilirsin bela okumam ben. Allah'a selamı versin yak. Hadi yürü anca gidersin yak. Sorana da selam edersin yak. Bilirsin bela okumam ben, Allah selanı versin. Hey! Vay vay! Vay vay! Vay vay! Vay vay! Eyke!
ardından ederim bay bay. Senden sonra gelene hay hay. Elimi de sallasam ellisi yan. Karıştırmayım gelsen say. Hadi yürü anca gidersin yar. Sorana da selam edersin yar. Bilirsin bela okumam ben. Allah selanı versin yar. Hadi yürü anca gidersin yar. Sorana da selam edersin yar. Bilirsin bela okumam ben. Dilber selanı versin. Hey! Vay be, Dilber'e bak ya. Beğendin mi dansımı? Çok, çok beğendim. Bir daha. Dilber, gel bizim masamıza, şereflendir be yavrum be. Hadi be Dilber'im, gel otur buraya ya. Gel de iki kadeh bir sokuşturalım Dilber. Şu güzelliğe bak ya. Abi. Yüzlük içmezsem şerefsizim ya. Ama hocam sen şey yapma, icap ederse bizim korumamız. Ya Dilber'im ya. Benim ya, gözünü seveyim, gel de bizim masanı da şenlendir ya. İnsan evini barkını satar bunun için ya. Dilber kız! Ah, nasıl ne olursan şu güzelliğe bak hocam, ya. Hocam bunları da bu dünyanın gerçekleri hadi olarak kabul etmeliyiz. Tamam öyle yaparız. Hadi gel otur yanımıza ya. Dilber gel yanımıza gel Dilber. Allah selanı versin Dilber. Hocam, güzelliğe abi. Bak abi ya. Abi çok ben güzel müdahale etmiyorum hocam. Sessiz misafirler var. Ne oluyor? Bak geldi. Ne oluyor? Ne oluyor? Yavaş gel. Bayılıyorum bu adamlara. Taneleri az gelirse benimkinden alabilirsin hayatım. Neyin taneleri? Çorbanın. Ben eti bol söyledim de. Bir de içinde beyin de var. İstersen beynimi alabilirsin. Yani aldın da zaten. Beyni böyle zayi etmeseydin zaten küçük. Bu flört mü? Flört mü ediyorsunuz siz şu an? Sen bir karışmasan oğlum. Barışsanıza siz ya. Ha? Barışın. He. Ben gideyim de tatlıma bir tane tatlı seçeyim. Allah Allah. Selamünaleyküm. Bir ya, iyi çocuk da işte biraz beyinsiz ama. Ne olacak Barış? Tibet dur tamam. Ooo gel Bahtiyar gel. Bak kim var burada gel. Dilber burada. Kim? Aa. Diğeri de çok iyiymiş Muaz. İyi. İyi akşamlar. Afiyet olsun Dilber'im. Dilber'in senin. Neyse bak. Bahtiyar orada masayı alamadık. Burada alırız. Bak bu arkadaşlar da yardımcı olur ha. Tamam hadi. Bak patron da geldi. Dilber. Ne oluyor? Yok bir şey. Gidelim. Yok hocam doyduk zaten. Masayı alalım diyoruz. Parası neyse vereceğiz ya. (Gülüyor)
Azam. Teklifi var arkadaşım. Masaya alacağız ya. Nereye alacak? Masaya alalım diyoruz. Bir şey. Bu masaya mı? Evet. Alalım. Lan. Nasıl indirdim ama adamı? Gördün değil mi yalnız? Ben de vurdum bayağı. Allah Allah. Biz niye görmedik acaba? Abla şimdi ben fiziki kavgadan çok anlamadığım için kendimce itekledim onu. Kendince itekledin. Evet. Bu nasıl bir laf böyle ya? O kendince itekledi ama adamlar hiç hissetmedi. Ya asıl hocamız şey yaptı. Size ne olur? Siz bir şey yapmadınız ki. Ha, hiç. Bak ya. Yok yok, ben gördüm, en çok İzzet dövdü. Abla, savunma sanatı zaten, ben saldırı değil. Allah aşkına. İyi geceler. İyi geceler hocam. İyi geceler. Hocam. Ağza, ağza. Bir şey mi kızdın, ne oldu? Evet. Kendime kızdım. İçinde bulunmak istemediğim durumlara kendimi soktuğum için kendime kızdım. Nasıl yani? Anlamadım. Anlamadım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Sevgili misafirler, bugün toplumu derinden yaralayan bir konuyla ilgili toplanmış bulunuyoruz. Ben pek konuşma yapmaya alışkın biri değilim. Bu yüzden rezil bir konuşma bu ya. Kraliçem ne yapıyorsun ya? Şimdi git oraya. Şöyle birkaç tane havalı cümle falan söyle herkesin yaptığı gibi. Kadına şiddeti kınıyoruz falan de. Bitsin gitsin ya. Sal kendini, sal. Biraz rahatla ya. Hiç gerek yok böyle şeylere. Ondan sonra ne yaparız biliyor musun? Yemeğe gidelim. Deli bir İtalyan açılmış. Deli, acayip bir şey ya. Parmesanın içinde makarna yapıyorlar. Yok böyle bir şey. Bak inanamayacaksın. Cenk'cim ben bugün basının önünde bir konuşma yapacağım. Ne yapayım, makarna mı düşüneyim ben şimdi? Başkalarının değil, kendi istediğini yap. Benim mottom bu. Bak sana da tavsiye ediyorum. Cenk ben müsaade edersen şu anda çalışmaya çalışıyorum. İş başlar, insanlar ciddileşir. Cenk. Runaway. Cenk kaçar yani. Sıkıcı konular bitince beni ararsın hayatım. Tamam. Bu arada kraliçeyi bu sıkıcı toplantılardan uzak tutarsan sevinirim Sibel'cim, tamam mı? Tabii Cenk'cim, öyle yaparım. Ayrıca söz verdin. Bu akşam dışarı çıkıyoruz hep beraber. Unutma. Tayfun'la da konuştum, sakın unutayım deme, tamam mı? Böyle bir kurtlarımız dökeriz, neşen yerine gelir. Okey? Tamam mı? Tamam. Hadi tschüss. Görüşürüz. Auf Wiedersehen canım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Baştan yazacağız ya da birinden yardım alacağız. İyi. Bak bu soruyu ben çok beğendim. Bakayım sen de beğenecek misin? 1957'den beri uzaya 10.000'in üzerinde uydu fırlatıldı. Bunların 3.000'i hala aktif durumda. Geri kalanları işlevlerini tamamlamış olarak yörüngede dönüyor. Yani böylece uzayda bir çöplük oluşmuş durumda. Hızlı hareket eden bu cisimlerin aktif uydulara çarpması tehlikesi de var. Yani dünyayı bitirdik, uzayı da çöplüğe çevirdik. Hocam, bu soruyu çok büyük bir zevkle cevaplardım ama maalesef süremiz bitti. Daha sormadım bile soruyu. Tamam, diğer derse bu soruyla başlarız. Anıl'ın maçı var, okulun basket takımında. Öyle mi?
Hak eden kazansın. Görüşürüz hocam. Yoksa uzun olan kazansın derim. Neyse. Ay. Hocam müsait misiniz? Buyurun Sibel Hanım. Bir konuda yardımınıza ihtiyaç var. Hangi konuda? Sürekli yatıyor mu böyle? Hey ya. Uykusu dar. Uyandırıyorum. Geri yatıyor. Allah herkese böyle rahatlık versin yani. Yok ya. Biz biraz konuştuk da kızın hayatı çok kötü geçmiş. Hani babası konuşulmayacak şeyler yapmış. Duygularını gizliyor yani. Öyle miymiş? E ya. Vallahi anlatınca çok üzüldüm. Necmi sen iyi misin? Nasıl yani? Onu kaptırmıyorsun değil mi kendin kısa? Yok ya. Ne kaptırması? O nereden çıktı şimdi? Ona sarılmaydı öyle. Kız ağladı. Ben de teselli ettim bu kadar. İyi. Beyaz'a kızı vermezsek bizi kim teselli edecek onu da düşünmüşsünüz inşallah. Günaydın. Günaydın. Ne? Günaydın dedi, cevap vermeyeyim mi? Hadi Necmi, cilveyi bırak da işimize bakalım ha. Cilve mi? Ayıp oluyor ama ha. Nusret'le de konuşamıyoruz. Telefon yasağı var. Aleyna'ya söyleyecek miyiz durumu? Yok. Söylersek kaçmaya çalışır. Ya kaçsın işte. Biz de bunu istemiyor muyuz? Ereğyaz anlamayacak mı bizim kaçırdığımızı? Necmi. Rica etsem iki tane yumurta bana açlar mısın? Yapayım mı yumurtayı? Hey Allah'ım ya. Hey Allah'ım ya. Ben nelerle uğraşıyorum ya. Nelerle uğraşıyorum ya Rabbim ya. Rafadan mı olsun katı mı? Konu ne? Kadına şiddet. Ha, anladım. Ağır mesele. Anladım. Yani konuşmacıyım, o yüzden kısa bir konuşma yeterli. Kısa bir konuşma. Büyük yazarlardan bir tanesi bir yazar arkadaşına bir mektup yazıyor. Uzunca bir mektup yazıyor ve sonuna şöyle bir not ekliyor. Kusura bakma, biraz uzun oldu. Kısasını yazacak kadar vaktim yoktu. Noktada koymuştur herhalde. Ücreti de olacak haliyle. Ya bu ücret kelimesi ne kadar çok kullanılıyor burada? Hani burada bence de biraz yersizdi sanki ama. Niye canım? Sonuçta profesyoneliz. Değil mi? O zaman müsaadenizle ben oraya geçeyim. Tabii, buyurun. Müsaadenizle. Tabii bu operasyonu yapmak için bazı alet edevata ihtiyacım olacak. Kağıt, kalem gibi. Direkt bilgisayara mı yazsanız acaba? Ucuz olur. Ne de olsa el işi daha pahalı. Ben size şuradan hemen bir sayfa açayım. Evet, buyurun lütfen. Çok sıkıştırmak istemiyorum ama birkaç saat sonra orada olmamız lazım. Sıkıştırmış olmadınız mı? Aslında sıkıştırmak istedim. O zaman biz sizi yalnız bırakalım. Yok, isterseniz ben bunu alıp gideyim. Kolay gelsin. Tamam. Kadın olmak
Bu ülkede kadın olmak nerede kalıyor bizimki? Necmi'de mi? Sen eve gelme demişsin. Gelmeyecek tabii. Sen de o saatle görüşmeyi kestin değil mi? Kestim. Ama? Ama? Canım yanıyor. Ne yapayım? Biliyorsun çocukluktan beri işte. Merhaba. Çocuklar, benim dışarıda biraz işim var. Ben zaten Hatice'yi arıyordum. Beni mi arıyordun? Niye? Dinle, Nusret'le konuşamıyoruz. Telefon cezası almış, seni ziyaretine gitmen lazım. Ona iletmemiz gereken çok önemli bir konu var. Tamam, ama anca yarın gidebilirim. Yarın da mahkemesi var. Bir dakika canım. Selam ortak. Aleyküm selam. Ne? Ne yaptınız Aleyna'yı? Bir şey yapmadık henüz. Reyaz Bey seni çağırmış. Görüştük. Vay. Lotlar kamerasına giriş ha? Ne dedi? Kızı istedi. Biliyor tabii. Tabii. Bak Cihan. Sıra şu an yoğun bakımda. Epey zamanda orada kalacak gibi. Ya adamın bütün omurlarını kırmışlar itinayla. Canta hareketler yani. O artık zombi. Bu adam Sırat'a benzemez. Şu kızı hemen verin biz de yolumuza bakalım ya. Yoksa adamın manitasını sen almış oluyorsun. Her bakımdan tuhaf. Verelim öldürsün öyle mi? Ya bize ne arkadaşım ya? Adamın namusu bu. Yufkayla börek yapılır. Yürek değil. Babamın lafı nasıl? Ulan şimdi o. Hatice! Sen de bunların hepsini öldürmek istemiyor musun bazen? Evet ama bu ara şu ölüm mevzusunu çok konuşsun Dilber. Acaba beni korkutuyor mu yani? Lan yere git çarpacağım bir tane çantayla. Aferin benim güzel karıma. İşte böyle laf atanların çarp kafasına. Polisi ara. Ara polisi ara. Lüzum yok. Kendim teslim olacağım zaten. Senin şu an derini yüzmek istiyorum biliyor musun? Dilber. Tamam. Sokağın ortasında. Dilber gel bir yere gidelim oturalım 5 dakika konuşalım. Hem Yıldız da gelir. 5 dakika. Lan ben ne konuşacağım lan senle ne konuşacağım? Oğlumuzu. Onu da ararız. Sevinir. Ay avuçlarım terliyor ya. En sevmediğim şey. Vallahi bu duygudan nefret ediyorum. Biz niye bunlara evet diyoruz Sibel? Daha konuşmayı bile doğru düzgün okuyamadım. Ya merak etme çok güzel olacak.
Şey geldi mi? Basın. Evet, bir iki tane kamera var. İsterseniz ben bir kere okuyayım. Çok iyi olur aslında. Buyurun Piraye Hanım, sıra sizde. Tamam. Hadi bakalım. Hadi gözlüğünü unutma. Al şunu. Tamam. Hadi bana şans dileyin. İyi şanslar. Şimdi bak. Beni sakince bir dinle. Bu işlerden ben de mağdurum. Ne yaptığım yer belli. Ne yerim, ne yurdum. Kaçaklık güzel bir şey mi? Oğlumu ara. Arayacağım söz. Önce beni bir dinle. Bu ülkede kadın olmak her zaman ikinci şahıs olmaktır. Kadın olmak ikinci şahıs olmaktır. Birinin karısı, annesi, kardeşi, halası vesairesi olmaktır. Sürekli anne anne demekten annelerimizin isimlerini unutacağız neredeyse. Her yıl yüzlerce kadın cinayete kurban gidiyor. Ya sen niye bir türlü seni sevdiğime inanmıyorsun? Bu kepaze durumlar benim hoşuma mı gidiyor zannediyorsun? Benim hayatım bitti ya. Mahvoldum. Bu cinayetlerin çoğu istenmediğini bir türlü kabul edemeyen erkekler tarafından işlendi, işleniyor. Faili çeşitli bir seri katil vakasıyla karşı karşıyayız. Öldüren eller değişiyor ama azmettiren kafa hep aynı. Kızım. Seni seviyorum kızım. Şu anda bir yerlerde korku ve tehdit altında yaşayan kaç kadın var bilmiyoruz. Bir şeyler yapmalıyız. Sonuç alacak bir şeyler. Şu bıçağı senin böğrüne saplamak istiyorum şu an. Şu gerçeği de kimse unutmamalıdır ki bir toplumda kadın mutlu değilse hiç kimse mutlu değildir. Ve hiç kimse mutlu olamaz. Teşekkür ederim. Olacak.
sevda ikimizi de yakacak. Avukatla konuştum. Seni içeride fazla tutamazlar diyor. Ben oradayken sen de iyice düşün. Son kez düşün. Çünkü çıktığımda sen eğer evimizde değilsen... Nasıldı? Muhteşem oldu. Gördün mü? Sana çok güzel olacak demedim mi? Beğendiler galiba. Bayağı alkış oldu değil mi? Aa, salon yıkıldı ya. Görmedin mi? Şey, Adem Bey nerede? Aa. Hakikaten dur. Allah Allah. Gitti mi acaba? Bu mahkemede mutluyuz. Bakalım. Sen yine fazla şey yapma da. İnşallah abicim. Annem zaten kimseye bir şey söylemiyor. Çıkarsan söyleriz. Ne yaptın? Suat meselesini. Hallettim. Hallettin. Nasıl hallettin? Sen haklısın. O bırakmayacak bu işleri. Zaten kendisi de kabul etti. Ne dedi? Berber ol dedim. Baban gibi. Yarın sen avukat olunca bir berberi beğenmezsin dedi. Sandığımdan akıllıymış. Akıllı olsaydın sevgimizi seçerdim. Gülüm. Üzgün müsün? Üzgünüm abi. Ama bunu konuşmaya gelmedim. Cihan abilerin konusu için geldim. Neymiş o konu? Yavaş. Biraz yavaşlasan mı acaba? Ha? Sibel'cim, bu gece benim fren sistemim yok. Tamam mı? Belli. Yokuş aşağı. Saldım gidiyorum. Ya ben kendimi çok sıkıyorum ya. Ya böyle bir rahat bırakamıyorum. Niye? Ha? Niye? Tamam yeter. Hadi. Bu gece. O gece. İyi be. Hadi. Şerefine yoldaş. Yoldaş. Kraliçem hadi hadi dans edelim, gelsene gel böyle. İki şat sonra. İki şat söz mü? Olabilir belki. Tamam garson, garson, garson. Ah, iki şat bize lütfen. Önce kraliçe bize. Teşekkür ederiz. Cenk. Hı-hı. Sen hiç pavyona gittin mi? Nereye nereye? Pavyona gittin mi? Affedersin, nereden çıktı bu soru şimdi?
Ya bütün sorular nereden çıkıyorsa o da oradan çıktı. Çıktı. Alakam. Ama yani cevap niye çıkmıyor? Tamam, cevabımı veriyorum. Evet, ya eskiden gitmiştim evet ama şimdi trend olmuş galiba. Acayip diyorlar ya, geçen gün arkadaşlarla konuşuyorduk. Herkes pavyonda, acayip bir şey yani, salgın gibi ya. Şey yapalım. Gel bakayım. Hoppa, bu çifte kurumların tekrar bir araya gelmesini o zaman biz bir kutlayalım değil mi? Ablacığım büyük olay ya. Hayırlı olsun bacım. Bana bak. Bu gece sarhoş olmuyorsun. Bu gece sıra bende. Merak etme aşkım, bu aralar dikkat ediyor. Evet, sadece bir tane için izin aldım. Aferin. Şerefe. Yavaş yavaş. Ben sıkıldım buradan ya. Aa, ben de acayip sıkıldım ya. Şey yapsak mı? Aa, şeye gidelim. Aa. Adını unuttum ama ya, acayip bir sloganı var ya, bayılacaksınız. Barda olan burada kalır. Ah, acayip değil mi ya? Ben bir daha söyleyeyim, barda olan burada. Acayip bir şey ya. Oh, sen çok gülüyorsun, çok komik ama bence değil. Yemin ederim, keserim seni. Şaka şey. Nevro'ya gidelim. Ya ben oralardan çok sıkıldım hakikaten. Benim aklımda başka bir yer var. Neresi? Ne gibi? Kraliçe nereye isterse oraya gidilecek arkadaşlar. Bu kadar. Şat sende. Yes. Garson bir şat daha. Ucuz malın alıcısı çok olur. Varlığın bana masal gelir. Bir varmışsa bir yok olur. Aman bir havalar, bir havalar. Sanırsın bir kalp bir onda var. Elimi sallasam ellisini. Hadi bakalım seni kim sallar. Kasıla kasıla gelişin yok mu? İşte ben en çok ona yarım. Senin marka olduğun yerde unutma etiket ayrı kıymalı. Yana, yana. Fındığın kıymetini bilmiyoruz Zerre. Ne gibi abi? Mesela sen. Günde kaç tane fındık yiyorsun? Hocam hoş geldiniz. Ne haber de olmaz. Sağ olun hocam, siz yeri daha yazık. Müsaadenle abi. Lafın ortasında gidiyorsun. Hocamız geldi de. Yani sen benimle birisi gelinceye kadar mı konuşuyorsun? Estağfurullah abi. Kaybol hadi. Saygılar abi. Hocam, her zamanki masayı ayarladık sana. Gel. Eyvallah. Merhaba. Hoş geldin enişte. Sağ ol, bu enişte lafı da. Nasıl hocam? Hadi be oradan. Allah Allah. Tam oturuyorum, adam ben içki kullanmıyorum diyor. Beni niye çağırıyorsun o zaman, beyinsiz? Hangi masa o? Hemen atalım dışarı. Hocam hoş geldiniz. Ben Dilber'i çağırayım da sevinsin. Nere? Herkes uyanık değil mi? Zahir konusunda. Tabii tabii hocam. Asayiş Berkem var. Geriye anlatmış o.
beni sol, şu dolunayın ardına sol. Yine bak yıldızlara benziyorum. O roman gibi yine bana yazdırıyor. Bak dolanıyor bu kafam ve alevini ağırlıyorum. Hadi koş, ona koş, o sokağın içine bıçak gibi. O pilot gece bu uçak gibi. Rüzgarına kapılıp ışığa kavuşacak gibi. Koş derdini anlar sadece ve yaşar seni. O sonsuz gecenin ta kendisi, tüm duyguların son raddesi. Onunlayken hissedersin ben harbiden vazgeçilmez bir hayalet gibi. Paralar suyunu çekti. Bugün de konsun dibine vurmam lazım. Müşteriyi beklemeyin kızım. Siz masaya gidin. Bak şöyle en seksi tavrınla yaklaş. Yaklaştın. Ne haber yalnız adam? Yalnız adam ne ya? Allah'ın kerestesine. Ya masada yalnız değilse adam? Yanında başkaları da varsa? Hı? Eşe Hanım, senden daha zeki balıklar tanıyorum, biliyor musun? Aa, aşk olsun sen. Kız. Hocamız geldi Dilberciğim. Mekan bir adam görecek yani. Herhalde. Dilber, sıran geldi. Hazır mısın? Hazırım. Dilber geliyor, Dilber. Geçilmez değildi, vazgeçtiklerimi bilir. Gelene kapı, gidene sapı, artık herkes kendi bilir. Baktım olmuyor, bakmayacağım. Işık olsam bile yakmayacağım. Senden fazla kaybolur. Aşk bana uzan, daha kurdurmam kalbe tuzak. Özür dilesem gelecek mi? Aa, çok iyi ya. Çatır çatlayacak.
Ya yıkılıyor burası. Aşkım aklımla bin yaşa. Çok güzel, acayip bir yere getirmişsin bizi gerçekten. Ben sana söyleyeyim, haftada biri var burada. Çok deşen bir yer. Aşkım sanat izlemek için. Teşekkür ederim. Çok iyi. Bir dakika. Merhaba. Aa, bizim hoca değil mi bu ya? Hocam. Merhaba Tayfun. Merhaba Can. Tesadüfe bakın siz. Adem Bey, sizin ne işiniz var burada? Ben de size aynı soruyu soracaktım aslında. Hayırdır? Biz eğlenmeye geldik. Ya hanımefendileri bizim masaya çağırabiliyorduk, değil mi? Tabii canım, tabii. Zaten buranın olayı bu. Biz çağırırız, onlar gelirler. O zaman şu son dans eden hanımefendiyi çağıralım bence. Evet, kesinlikle onu çağıralım. Çok iyiydi çünkü ya. Tayfuncuğum. Aşkım, aşkım sanat olarak diyorum. Hey, garson, şef, maestro. Ne deniyor ya böyle yerlerde, bilenler mi? Hakikaten ya, nasıl çağrılıyor? Adem Bey, siz bilirsiniz. Nasıl çağrılıyor? Davul. Davul mu? Soyadı Davul. Davul Bey. Az önce dans eden hanımefendi buraya çağırabilir misin? Tabii, hemen. Teşekkürler. Seni çağırıyorlar. A4'ten. Hocam, bu arada siz böyle burada şaşırdık. Ben de. Bir arkadaşım burada şey yapıyor da. Hakikaten hocam ya. Yani bak, ya sizin burada ne işiniz var ya? Yani şiir falan diye genelde sizin. Ya 30 yıldır ben bu kadar şaşırmamıştım hiçbir şeye. Düz bir 30 yıl mı oldu acaba? Hocam. Merhabalar, hoş gelmişsiniz. tanıştırayım Dilber Hanım. Piray Hanım. Cenk, ben memnun oldum hanımefendi. Ayşun Bey. Ben de çok memnun oldum. Sinem. Sinem Hanım eşi.
Sibel Hanım. Memnun oldum. Memnun oldum. Piraye Hanım benim ders verdiğim... Evet evet. Meşhur Piraye Hanım. Meşhur. Ya affedersiniz hani siz bana daha meşhurmuşsunuz gibi geldi de. Ya sahneye çıkıyorsunuz ya. Burada inanılmazdınız. Yani çok iyiydiniz. Çok. Şey buyurmaz mısınız? Evet tabii buyurun. Buyurun şöyle gelin. Şey yapalım. Ne yapıyorduk? Konsomasyon. Kons şey yapalım. Şey kons demek ayıp değil değil mi? Yok canım niye ayıp olsun ki? İyi size iyi eğlenceler. Ben buralardayım. Görüşürüz. Hocam nereye ya? Gel beraber yok, takılalım. Ben... Güzel, gel sıkışır şöyle. Tamam, gel. Lütfen buyurun. Gel, buyurun. Tayfun, buyurun. Efendim hocam. Elimi bırakalım. Buyurun. Buyurun. Vallahi biz şaşırdık. Yani pek buralara gelecek bir tipiniz yok da yani çünkü. Değil mi? Öyle vallahi. Yani kimin kime nereye nereden nasıl şey yapacağı hiç belli olmuyor nasıl şey olacağı yani. Tabii hatta kimi nerede bulurmuş diye. Aşkım değil mi buluyor? Nerede buluyordu ya? Nereden? Ya mesela Adem Bey. Adem Hoca burada. Enteresan yani. Ha. Adem Bey. Evet. Bizim masada arkadaşlarım da var da onları yalnız bıraktım. Ben gideyim sonra gelirim. Siz eğlencenize bakın. Gene gelirim ben. Tabii. Gel ama ha. İyi eğlenceler. Ya burada ya. Bu ne yapıyor burada? Anlayan var mı ya? Yani. Şey değil miydi ya bu Ayça'ya ders veren öğretmen değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? O benim... arkadaşım... hocamızdır yani. Böyle çok... hürmet çerçevesinde şey. Bitti benim cümle. Çok iyi oldun. Vallahi biz de hep böyle merak gelmek istemiştik buralara görmek istedik. Pavyonu değil mi? İşte böyledir anacığım ya. Hep kadınlar merak eder ama daha çok erkekler gelir. Siz böyle karışık gelin, böyle daha güzel oluyor. Peki hakikaten nasıl oluyor? Yani kim isterse onun masasına mı gidiyorsunuz? Ben çıkmam. Yani nadiren ama tabii diğer kızlar gidiyor. Ne kadar içki sattırırlarsa o kadar çok para kazanıyorlar. Kendileri de içiyorlar mı yani? Yok, biz vişne suyu içiyoruz. Yani şey, kızlar vişne suyu içerler. Tabii içen de var ama... Gene bitti benim cümle. Güzel, cümle bitti. Güzel, güzel. Siz de bir şeyler içseniz iyi olur aslında. Yoksa benim kalkmam icap eder. Zaten hocamızın arkadaşı olduğunuz için geldim. Yoksa ben konsa çıkmam. Cümle bitti mi? O zaman bir şeyler söyleyelim değil mi arkadaşlar? Garson bakar mısın? Biz bir vişne suyu. Kıpız. Sen masayı donat arkadaşım. Şişe getir. Getir yani. Masa boş kalmasın. Tamam. Alevli meyve. Hocam. Hı hı. Kadın şey değil mi?
Hı hı. Hani çocuğuna ders verdiğiniz? Evet. Hani beraber magazine çıkmıştınız? Kaç soru daha sorarsan anlarsın Yıldız. Anladım hocam da. Hani şaşkınlığım devam ettiği için soruları durduramadım. Ne işi var acaba? Gerçi bazen sosyetikler de gelir de. Müsaadenle Yıldız. 8 numara. Tamam. Hadi. Gelirim gel hocam. Hocam. Onlar kim? Tanıdık mı? Evet tanıdık. Kim? Herkesle aynı konuyu konuşmak çok sıkıcı Zerre. Afiyet olsun hocam. Anlatın bakalım. Masaya geldik mi dertleri dinleriz biz. Öyle mi? Peki bizim derdimiz yoksa ne olacak bakayım? Sizin de vardır canım. Mesela hanımefendi bayağı bir dertli görünüyor. Doğru, dertliyim valla. Aslında tam da adamını buldum ha. Siz erkekleri iyi tanıyorsunuzdur. Bunlar neden böyle? Nasıl öyle? Hepsi yalancı değil mi bunlar? Çoğu öyle vallahi. Aşk olsun aşkım. Alınıyoruz ama yani yapmaya. Olur mu? Yok ben alınmıyorum. Ben genelde yalan söylerim. Evet. Yak şu gemilerime Dilber. Yansın Murat. Ne ya? Ne demek bu? Gemi mi yakıyorsun? Evet canım. Nasıl? Seyret. Canımı yaksaydı, bir hoşuma gitsi gidiş o gidi. Biz bizi seveni sevmemiş. Nerede vefasız, nereden ayız? Bulmuş kalbe getirmiş. Aşktan yüreğim çok yandı. Sevgiyi üfleyerek yaşadım. Ankaralıyım, yüzmeyi bilmem ama çok pis gemi alkışlarla. Başıma gitsi gidiş o gidiş. Biz bizi seveni sevmemişiz. Nerede vefas, nerede
kesilmiş. Taştan yüreğim çok yanık. Sevgileyerek yaşadım. Ankaralıyım, yüzmeyi bilirim. Ama çok pis gemiler yakarım. Ben bu hareket evde çalışayım. Hangi hareket aşkım? Hani ellerini böyle böyle yapıyor ya. Ben nasıl yapayım? Deli deli. Evet. Kiracı değil mi? Gel Dilber. Tıklayışımdan tanıyorsun artık. Gel otur gel. Niye öyle dedin? Ya öyle bir söyledin ki sanki kötü bir şey konuşacakmışız gibi. Oturur musun lütfen? Ay yok, oturmayacağım. Böyle ayakta duracağım. Belki o zaman kötü bir şey söylemezsin. Dilber, çocuklaşma lütfen. Çocuklaşmak kötü bir şey mi? Dilber. Tamam tamam. Oturuyorum. Zaten benim de ayakta duracak halim kalmadı. Belim o kadar ağrıyor ki biliyor musun? Ya görüyorsun, devamlı ayakta çalışıyoruz. Tam senin için oynuyordum. O gelenlere inat. Oradaki hiç kimse umurumda değildi, yeminle söylüyorum. Bir tek sen vardın, bir de ben. Sonra bir baktım kalkmış gidiyorsun. Çünkü tam da o sırada, yani sen böyle güzel şeyler düşünürken ben bambaşka. Burada ne işim var diye düşündüm. Ne yapıyorum ben bir pavyonun ortasında? Bak, herkes yazgısının gereğini yaşıyor. Ve benim kimseyi yargılayacak bir durumum yok. Öyle ya da böyle, cinayetten sabıkalı bir adamım ben sonuçta. Evet, ben buyum. Ve sen de şahane bir insansın. Ama ben artık ait olmadığım bir yerde bulunmak istemiyorum. Hele de hayatımın büyük bölümünü hiç ait olmadığım bir yerde geçirmişken. Beni terk ediyorsun. Ondan böyle konuşuyorsun. Dinler. Yok yok, belli. Kafanda kurmuşsun. Bugün o kadını da gördün. Onunla hiç. Lafı dolandırıyorsun ama ben artık senin ne dediğini anlıyorum. Buraların insanı değilim diyorsun. Ben de değilim. Ben nerenin insanıyım peki? Bana bir yer var mı bu dünyada? Dilber, lütfen ağlama. Hiç sevmem zaten.
Ayrıca ben öyle zırt pırt ağlayan bir insan da değilim. Sen beni biliyorsun. Seni de bu kadar sevmesem ağlamam zaten. Seviyoruz da ondan ağlıyoruz yani. Yoksa ne? Ya sen bir kamyon laf edeceğini açık açık söyle. Seni sevmiyorum de. Eğer sevmiyorsan. Yok eğer seviyorsan. Lütfen bana daha fazla işkence etme artık. Seviyor musun beni? Hem de çok. Tamam, ne o zaman ne? Diler, bu hayatta beni seven çok az insan var. Sen de onların başında gidiyorsun. Benim için çok, çok kıymetlisin. Ama bunu sürdüremeyiz artık. Ben senin en çok neyini sevdim biliyor musun? Vicdanını. Çünkü bizim buralarda en olmayan şey. Kimsede vicdan yok. Sende var zannetmiştim. Zor geldi değil mi taşımak zavallı Dilber'in yükünü? Ya da belki de başka şeyler tatlı geldi. Ne demek şimdi bu? Ne bileyim. Mesela konforlu bir hayat. Zengin bir kadın falan. Dilber bence burada dur. Yoksa bu konuşma çok tatsız yerlere gidecek. O karı niye geldi bugün? Ne bileyim ben. Yattın değil mi o kadınla? Vallahi de hissettim, billahi de hissettim. Sen o kadınla yatmadıysan ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ne oldu, nereye gidiyorsun? Niye kaçıyorsun? Yok de. Öyle bir şey yok, hiçbir şey olmadı desene. Evet, belki de haklısın. Konuştuklarımın tamamı laf kalabalığı. Şu tavrım bile senden uzaklaşmak için yeterli. Git, git madem öyle. Ama unutma. Biz de boş insan değiliz Azem Bey. Ben biliyorum. Senin içinde bir yerde bana olan aşkın var. Sarılmışlık var, koklamışlık var. Belki sen edebiyat biliyorsun ama bizim de derdimiz var. Konuşuruz yani. Sen darbeli bir adam olduğun için ne hissettiğini tam bilmiyorsun. Ayrıca o kadın senin kim olduğunu biliyor mu? Adem Bey. Bilse benim gibi sormadan etmeden sarılır mı sana?
buraların insanı değilsin. Peki oranın insanı mısın? Oralar bize çok yüksek Azem. Oradan düştüğünde bu sefer Dilber'i bulabilecek misin aşağıda? Nereye gidiyorsun? Azem! Sana bir tanem, neden hep susuyorsun? Susmak neyi halleder? Neden anlatmıyorsun? Konuş sana bir tanem, neden hep susuyorsun? Susmak neyi halleder, neden anlatmıyorsun? Susmak neyi halleder, neden anlatmıyorsun? Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın. Hep bir şarkı buluruz eşlik etsin diye üstümüze. Yaraya tuz basarız biz. Çiviyi çiviyle sökeriz. Katıksız değildir bu şehirde yüzün. Güzel şeyler de olur elbette. Ama izaha muhtaç olan kederdir. Mutluluk başının çaresine bakabilir. Sen de bana aşıksın. Hem de deliler gibi. Çocukların peşini bırak. Sen bir katilsin.